Rahim. Elhamdülillah, elhamdülillah, elhamdülillahi rabbil alemin vel akıbeti lil muttakin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Ve'afu anna ve gafirlana ve erhamna ve tub aleyna ya tevvaber rahim. Vaskına ve aslıh şana ve şenel müslümin ve ensur sultanana ve sultanel müslümin ve ensur ensurna lel kavmil kafirin. Sadakallahu lazim. Destur ya seyyidi, medet ya recal Allah, medet ya sultan nazım. Medet ya ashaben nöbe, destur ya seyyidi, medet. Çeşit türlü insan var yeryüzünde. İnsanlar da çeşit çeşit. Kabiliyetlerine, cinslerine göre ayrılmıştır. Her insan. Taşlar gibi. Kaç çeşit taş? Taş deyince bir tek taş aklına gelir değil mi insan? Taşın da çeşidi olur mu? Olur olur. Kaç çeşit taş var? Olur. Hiç olmuyor mu? 8 çeşitmiş herhalde değil mi? Hı? En az çeşit 8 çeşit. Dolayısıyla taşlar gibidir insanlarda. Bazı insanlar kıymetli taş gibidir. Bazı insanlar mıcır taş gibidir. Bazı insanlar köşe taşı gibidir. Köşe taşını bilir misiniz? İnşaat evlerde tam köşeye böyle okkalı taş konur. Ya eski taş yapı binalarda. Tutar o sağını, solunu, üstünü, altını. Köşe taşı gibi olur. Bazı insanlar kıytırık taş gibidir. Kıytırık deyince lüzumsuz zannetme. Taş örü yaparken oralara böyle kıytırık taşlar konur ki birbirini destekler, dengeler, tesviye eder. Her şeyin bir ihtiyacı var. Bazı taşlar vardır ki ışık saçar. Var mı? Hı? Altın. Altın metaldir. Soy taş. Metaldir altın. Taş mı? Taş var ya taş. Ha, altın taş. Buradan. Golden Star. Altın. Kendine pay çıkar. Şimdi bazı taşlar ısı ve ışık kaynağıdır. Kömür gibi. Kömür taş değil mi? Evet. Şimdi o kömür normal şartlarda hiçbir işe yarayan bir şey değildir. Taş olarak. Baktığın zaman aman Allah'ım dersin. Bir şeye benzemez. Yağlı kara. Dokunanı kirlendirir. Bir şeye koyayım desen olmaz. Anlık taşı yapayım desen olmaz. Hiçbir işe yaramaz o normalde. Ne zaman işe yarar biliyor musunuz o? O taş ateştir aslında. Ateştir. Kömür bir taştır. Hiç şüphe yok. Ama aynı zamanda da ateştir. Hem ışıktır hem ateştir. Işıktır, yaktığın zaman aydınlatır ortalığı. Ateştir ve ısıtır, pişirir. Üşüdüysen ısındırır seni. Çiğ bir şey varsa pişirtirir. Eskiden kömürlü odun fırın şeyleri vardı, ekmek fırınları vardı. Şimdi kalmadı onlar. Kuzimiz abaları var. Ha? Şimdi kuzimiz abaları var. Kömürle çalışan eskiden şeyler vardı. Ekmek fırınları vardı. Odunlardan sonra o kömürlüler çıktıydı. Sonra elektrikliler çıktı. Döner fırınlar. Sonra da şeyler çıktı. Fındık kabuğuyla yananlar var ya, şimdi fındık kabuğu yakıyorlar. Peki yağlı gara olan, simsiyah bir yapıya sahip olan, kıymetsiz gibi görünen, kömürü kıymetlendiren nedir? Normal mıcır taşının kıymeti yoktur. Bir kamyon mıcır taşı alınmadık, bir tır pardon, iki sene önceki Kuşadası'ndaki ergen önüne serpelim mi diye düşündük. 150 lira mı ne dediler? Bir tır, 150 lira mı? 200 lira mı ne dediler? Değersiz olduğu için. Ama bir ton, yani o aşağı o da 40 ton geliyormuş bir tır. Mıcır taşı. Ama dedim ucuzmuş. Kömür, o zaman için kömürün kilosu, tonu 350 liraydı o sene. Ucuz söke kömürününki.
Haydi şey değil, Soma kömürü veya ithal kömürü değil. İşte o kömürü kıymetli hale getiren ateşle buluşmasıdır. Tek başına yanmaz. Ateşle buluşacak. Ateşle buluşacak. Ateşle buluşmazsa o kömürün özelliği ortaya çıkmaz. Kıymeti ortaya çıkmaz. İnsan da eğer ısı ve ışık kaynağıdır bazı insanlar, hakikaten öyledir. Ama durduk yerde simsiyahtır, iticidir. Kokar, kömür kokar da aynı zamanda da. Ya bu ne dersin yahu? Beton yapsan, çimento yapsan çimentoya gelmez. Hiçbir işe yaramaz. Ne zaman işe yarar? Ateşle buluştuğu zaman. İşte insanoğlu eğer işe yarayacaksa ateşle buluşması lazım. Nur ile buluşması lazım. Yani insanın dünyaya geliş gayesi ortalığı aydınlatmak içindir. Her insan çevresini gücü nispetince aydınlatmalıdır. Ama simsiyahtır normalde. O siyahlığı alması için o siyahlıkta bir aydınlık gizlidir. Onu da anlayan bilir. Anlayan bilir. Bu işleri yapan kimselere mürşit denir. Siyah taştan ateş çıkartan simsiyah taşı ışığa, ateşe, parlak ateşe çeviren şey mürşidin ateşidir. Çünkü mürşit aydınlanmıştır ve kendi ateşinden başkalarına tutuşturur. Kapkara kalmayın, aydınlık olun diye. O taş kömür 1000 sene de dese ki, yani dursa tek başına 1000 sene, 1000 milyon sene, ben kömürüm, böyle içimde kayarı var, böyle ısı var, kendi başını yakamaz o. Birisi tutuşturacak onu. Bir şey soracak. Onun için insanlar aynı kömür gibi bir başka ateşe muhtaçtır, kendileri ateş bile olsa. Efendim ben ona muhtaç adam mıyım? Bir yandım mı ufacık çakmağa muhtaç mıyım der kömür. Evet, muhtaçsın. Neden? Onda ateş var. Sendeki ateşi ortaya çıkartacak o küçücük ateş. Evet, belki ondan büyüksün. Yandığın zaman büyüksün. Yandığın zaman daha büyük bir alev ortaya çıkartacaksın. Daha büyük ısı ortaya çıkartacaksın. Daha fazla kimseye hizmet edeceksin belki. Ama senin cevherini ortaya çıkartacak kişi mürşittir. Onun ateşidir. Küçücük çakmaktır o da işte. Her yere gider. Kömürü cebinde dolaştıramazsın. Ateşi cebine sokarsın, hop çat 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 işi bitirirsin. Kibriti veya çakma her neyse, her yere götürürsün. İşte mürşitler de, şeyhler de, Allah yolunda giden kimseler de teklifsiz insanlardır. Teklifsizdir onlar, hizmete taliptirler. Yani nerede bir ihtiyaç var, hemen o ateşi tutuşturmak için varlardır. Efendim ben sadece tüp ateşinin tüpü yakarım diyen bir çakmak gördünüz mü siz? Yok. Ben sadece sobayı yakarım. Yok, ben sadece mangalı yakarım. Etinden yiyelim. Etinden yiyelim. Olmaz. İşte eğer teklifsizdir onlar. Teklifsizdir. Nereden kendilerine bir talep var, hemen koşarlar. Yeter ki karanlık kalmasın. Yeter ki aydınlığa çıksın. İşte mangal kömürünü düşünsene sen. Onu yakan ne? Bir kıvılcım işte, bir çıracık, bir çakmakçık. Evet, bir çakmakla efendim belki bir çöp şişin anca bir tanesini pişirebilirsin. Yani çöp şişin tamamını da pişiremezsin, pişmez de. O mangal kömüründe pişer ama o mangal kömürüne de ateş veren
simsiyah kömürü kıpkızıl köz haline getirip renk değiştirmesine sebep olan da bir küçücük çakmakçıktır. Bir an, bir kıvılcım. Çat dedi mi tamam yanar o bitti. Çat. Bir anlık. Onun için insan cinsini bilmeli. Ne işe yaradığını bilmeli. Fişe taşı mı? Çakmak taşı mı? Çakıl taşı mı? Kıymetli taş mı? Kıymetli taşı da sen alır parçalarsan kıymetli olmaz. Niye parçalıyorsun? Yahu baksana o, ya, buna beton dökeceğim ben bununla. Taştan beton dökülüyor ya. Bazı kıymetli kimselere de biz kıymet vermeyiz. Onları çakıl taşı mesabesinde değer vermeye çalışırız. Madem herkes eşit, o da eşit. Eşit taş olmak da eşit ama o kıymetli taş. Mücevher. Dikkat edelim. Dikkat edelim. Ateşimizi tutuşturacak bir çakmağa muhtacız, bir mürşide muhtacız. Bunu bilelim. Efendim, eğer bir ben yanmayacağım, ben kışadaşı, seni de oraya koyacak ustaya muhtaçsın sen. Kışadaşı da yonturmadan yine koymaz. Yontarsın onu. Çat, 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 usta onu yontar. Bilir o, ben bu kışadaşlık der. Orasını, burasını budar. Derse ki kışadaşı, elleme yahu beni eziyet ettin bana. Orasını, buramı beni azaltıyorsun. Okkamı düşürüyorsun, ağırlığımı hafifletiyorsun. Büyüklüğümü küçük hale getiriyorsun dersen o da olur. Sebep, o seni oraya layık hale getiriyor. Layık hale getiriyor. Dikkat edelim. Her halükarda muhtacız, her halükarda efendim hizmete muhtacız. Hizmet edilmeli bize. Onun için Şeyhimiz Sultanımız Hazretleri bize hizmet ederdi. Teklifsiz. Allah mekanını cennet eylesin. Çok yardımcıydı. Bize. Bunun üstüne su yapalım. Çok yardımcıydı bize. E işte ondan duyduklarımızı da biz. Onun bize öğrettiklerini de size takdim ediyoruz. Bazı insanlar aslını bilir. Oy Murat hoş geldin. Selamun aleyküm. Selam. Herkesin geçmiş bayramı var olsun. Sağ ol. Allah razı olsun. Allahümme sallallahu aleyhi ve sellem. Bazı insanlar kendini bilir. Der ki efendim ben şunu yaparım, bunu yaparım. Bu kadar kuvvetim var. Ama işte o kuvveti ortaya çıkartacak kimse şeyhtir. Öbür türlü seni kışı taşı zannederler, kömürü. Korular bir tarafa. Üstüne iki tane taş kursalar, dağılır gidersin. Yük çekmez kömür. Dağılır. Yük çekmez o. O içeri girer. En kötü de taş dediğin kimse nereye girer? İçeriye, evin içine girer. Yanmak için. Yanarsa. En iyi dersin bu insan. O insan ne mükemmel. O bakarsın o da en dışarıdır. Neden? En düzgün taşları evin dışına doğru görürler. Öyle değil mi? Zannedersin ki sen evin en efendim içine gelecek bu. Yok. En kötü taş da taşların içinde kömürdür. Lan bu eve mi sokulacak dersin bilmezsen şeyini. Ne pis bu dersin. Bazen işte değer vermediğimiz insanlar aslında değerlidir. Onun değerli kısmını biz görememişizdir. Cevherini tanıyamamışızdır bismillah. Destur. Onların karakteri, şekli aynı ben taşlara benzetirim. Çeşit çeşittir. Dolayısıyla eğer sen kömürsen yani mutlaka bir ateşin yanına dur. Rengi siyah olduğuna bakma onu. Bazı insanlara bakarsın beğenmezsin. Bu ne ya dersin. Ama sen onu o insan yerini bulduğu zaman bak. Ateşi de, ateşle dost olduğu zaman bak onu. Ama ateşten kaçarız biz. Kömürsen kaçma.
eninde sonunda gideceğin yer orası. Sen onun için yaratıldın çünkü. Kömürsen dışarıda kalmayacaksın çünkü. İçeride, evin içinde senin işin. İnsan işinsin çünkü. Çiğnetmez Allah. Kömürü çiğnetmez. Çakıl taşıysan çiğnetir. Onun için çakıl taşı çoktur. Değeri yoktur. Azdır. Şimdi bu devirde biraz var. Asfalt falan döktükleri için efendim kum değil de artık şeyden mucurdan yapıyorlar değil mi asfalt şeyi? Betonu. Betonu hazır betonu yani. Da ondan yapıyorlar. Kırma taştan yapıyorlar. Eskiden kumdan... O da çimentodan birleşiyor. Sağlamlaşıyor. Öbür türlü kum çaylardan kum şekerlerdi. Çay yataklarından. Evet. Onunla yaparlardı. Şimdi beton atıyor. 2 saat sonra üste çıkıyor. Hakikaten nasıl yapıyorlar onu ya? İlaç mı veriyorlar? 15 gün kalıbısa koymazlardı. O da 15 günden sonra alt şöyle bel yanlarını açarlardı. Altı yine dururdu. Evet. Altı dururdu yine. Bir ay bir kere hiç kıpırdamazdı. Ne yapın? Beton. Beton. Ha, evet evet şeydi. Sulardık her gün. Evet, her gün sulanır. Galıplar bile değişik. Evet. Galıpçılık iyi bir meslek. Şimdi galıpçılık diye meslek kalmadı neredeyse. İnşaatta en çok parayı galıpçılar alırdı. O şeker geçirmeli. Saka saka tak tak tik tik tak tak tik tik. Şimdi hemen merdan şeyle o kelebek gibi alıp tık 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 tamam. Evet. O sen yaptın mı ondan? Ben yapılırken gördüm. Yani eski dolu kişiyorsun. Zaten çimentonun kaymağı da deliklerden akar gider. Evet. Galıpların deliklerinden akar giderdi. Oralara çimento şeyi torbası sıkıştırırlar da akmasın diye. Öyle inşaatlarda biz hani kalıpların boş kalan yerlerine çimento kalıbı kağıdını biz yapardık da oradan diye. Çıkmasın dışarıya diye. Neler neler neler. Allah bizi Şeyh Hazretlerinin ışığından ayırmasın, ateşinden ayırmasın. Mesele bu yani. Yani bu ne için var burası? Dergah bunun için var. Herkesin ışığını yandırtmak için, ateşini ortaya çıkartmak için. Hizmet görmek için var. İddiamız büyük olmak değil, çakmak olabilmek. Çakmak olup her cebe girebilmek. Onu zannetmeyin. Yani onun için ben hani size bazen diyorum içinizde belki en günahkar, en aşağıdaki duran adamım diye. Onu yani tevazu olsun diye söylemiyorum. Ciddi olarak söylüyorum. Çakmak burada en az ateşi olan şeydir burada. Bütün dergayı yakabilir. Ama yakabilir. Değil mi? Yani şöyle bir parça odun ne kıymeti var? Ama çakmakla yanıyor işte. Neyle yaktın ateşi Abdullah? Bulandık sonradan çapıda döndük. Çapıda dön çapıda, çapıtlar yansın. Abdullah bize bir çakmak tutarak adam da cevher ortaya çıkıyor. Bundan. Şimdi sordun öbür soru geldi. Cihat sorusu. İslamiyet'te her şey kurala bağlanmıştır. Her şeyin kuralı vardır. Usul esastan önce gelir. İslamiyet'te de. Usul esastan önce gelir. Şeriat'ta da, dinde, Kur'an'da usul esastır. Her zaman öyledir. Yani fıkıhta öyledir. Usul esastan önce gelir. Fıkıh dediğinde İslam hukukudur da. Nasıl? Cihat iman eden herkese farzdır. Bir. Cihat için cihat emiri gereklidir. Cihat emiri nedir? Sultan. Devlet reisi demektir o. Cihatı bir kişi tek başına dedikleri o işi yani silahla yapılan cihadı ancak ve ancak İslam devletinin reisi, sultanı, şimdi başbakanı, cumhurbaşkanı veyahut da burada ne yapıyor biliyor?
Burada. Hayır. Burada? Meclis karar veriyor. Ha, meclis. Başbakanın yetkisi bile yoktur. Meclisin yetkisindedir o. Savaş ilanı. Savaş ve barış ilanı meclisin yetkisindedir. Şimdiki hukuka göre. İslam hukukuna göre ise İslam sultanın veya halifenin, emirin selahiyetindedir. Padişahın selahiyetindedir. Hiçbir kimse tek başına Ahmet abi geldi. Ahmet Tokmak. Onun araba o. Tek başına ben cihat ediyorum diyerek bir canlının bir kılına zarar veremez. Haramdır. Haklı bile olsa. Çünkü siyasi bir karardır o. Hususi bir karar değildir. Dolayısıyla herkesin cihat anlayışı olur. Herkesin kendi kafasına cihat olsa, o zaman iki Müslüman birbirini öldürür, cihat ediyorum diye. Şimdi olduğu gibi. Şeytanı sevindirirler. Allah'ı, Rahman'ı sevindirmezler. Onlar sadece ve sadece şeytana hizmet eden gariban kimseler. Aleyküm selam. Hayırlı akşamlar. Hoş geldin Ahmet. Nasılsın Ahmet? Şükür efendim. Allah razı olsun. Bunda bir sızıntı var. Bu adamların yaptıkları cihat değildir. Cihattan, İslamiyet'ten insanları bezdirmek, efendim, İslamiyet'i kötü göstermek, efendim, caydırmaktır her şeyden. Yani sadece bize şartları gerçekleşirse ancak o zaman. Şu anda kesinlikle. Ha, cihat her zaman vardır. Cihat, iyi insan olmak cihattır. İşte böyle etrafa ışık saçmak cihattır. Cihat, cehd etmek, gayret etmek demektir yani. Cehd et demek, içtihat, cihat, onlar hep aynıdır bak. Aynı kelimelerdir bunlar da. Cehd et, cahit, hep aynı cihat kelimesinden gelir. Cihat, belli bir mevzu üzerinde gayretkeş davranmaktır. Cahit. Belli bir konu üzerinde. Şimdi sen dersen ki Allah yolunda ben gayret edeceğim. Nefsimin ve çevremin beni Allah'tan uzaklaştıracak sözlerine dinlemeyeceğim dersen ve dinlemezsen Allah'ın sözünü dinleyeceğim, Peygamber'in sözünü dinleyeceğim diye bir gayrette bulunursan o da cihat. Çünkü Efendimiz Hayber'in fethinden dönüyor. Hayber çok büyük bir yer. Çok kıymetli bir yer. Yahudilerin yerleştiği. O kadar ganimet ele geçiriyor ki. Aman Allah'ım. Çok böyle ganimetler. Yahudiler de zengin olduğu için tabi. Medine'ye dönüşte diyor ki girerken. Küçük cihattan geldik. Şimdi diyor büyük cihat. Efendimiz diyorlar bundan daha büyük cihat olur mu? O zaman en büyük, en güçlü ordusu, Yahudi ordusu, onu yeniyoruz. En zengin efendim ganimeti ele geçiriyoruz. Yani bayağı zorlu geçmiş Hayber cihadı. Hazreti Ali'nin sayesinde. Yok diyor. Asıl cihat kişinin nefsiyle yaptığı cihattır. Büyük cihat odur diyor. Bu küçük cihattır. Yani herkes küçük cihada talip. Neden? Küçük cihat yani elinde silahla yapılan cihat herkesten takdir görür. Bir daha kolay geliyor. Vay be. Adam. Dövülecek ya. Takdir edilir. Ama insanın kendi kendine gün içerisinde kendi nefsiyle yaptığı mücadeleyi düşün. Hep mücadeledir o. Desen ki şimdi nefis sana yat aşağı oğlum ya Kürşat.
şurada. Nefsim bunu söylüyor. Sen diyorsun olur mu lan? Yapılacak işler var. Onu yap, ondan sonra yatacaksan yat. Ona bak, nefse çalış demek bile cihat. Çalıştırmak da cihat. O da cihat. Şimdi sen diyemezsin ki buna insanlara, anlatamazsın. Benim biraz tembellik yapasım geldi, gevşeklik yapasım geldi. Direndim ve işleri en güzel şekilde yaptım. Oğlum diyecek ki zaten görevin lan. Sen bunu diyemezsin de. Dolayısıyla bir paye de alamazsın. Ama dersin ki işte ben askere gittim, Kıbrıs çıkartmasında uçaktan beni attılar, bilmem ne düşün. Onu ettim, 5 tane Rum öldürdüm, 4 tane bilmem ne yaptım. Bunu anlatırsın. Gururla. Millet de ağzı açık dinler seni. Ama insanın kendi içine hafızı, örnek vermek istemiyorum artık. Herkes kendi çuvalsın kendi örneği. Kendi içerisinde, bir günün içerisinde, bir saatin içerisinde ne çeşit türlü hiç işe yaramaz böyle fikirler aklına gelir. Aman dersin, ne bu ya? Bunu dolayısıyla hep gizlemek zorunda kalır. Yapmasan işte bu insanın kötü huylarıyla olan mücadelesine büyük cihat denir. Büyük cihadı yapanlar küçük cihat denen, yani elde kılıçla yapılan cihatta her zaman galip gelirler. Çünkü ilahi yardım onlara yetişir. Olay budur. Bugünkü sohbetimiz de burada yeter. Allah üstümüzdeki kiri para alsın, pası alsın, günahlarımızı temizlesin. Pişmanız ya Rabbi. Her hatamız çok, her hareketimiz hata, günah. Sen affet ya Rabbi. Affet ya Rabbi. Hürmetin Habibi, hürmetin Fatiha.